Çekmiş Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ama her sabah söyledim mi? İzlediğimde evet, söyledim. Evet, sağ olun. Çok naziksiniz. Ferit Bey de aynı şekilde sizin can olduğunuzu, tertemiz bir kalbiniz olduğunu, çok sevdiğinizi söylüyor. Oğuzhan Bey aynı şekilde diyor ki Yalçın Bey'in program formatı aslında modası yıllar önce geçmiş bir format ama ne yapıyor da bu kadar hala sıcak tutuyor izleyiciye? Formülü ne bunun? Habercilik yapıyorum. Yani benim bu işim, ben çünkü polis adliye muhabili yaptım. Senelerce Sirkeci'deki eski Sansar Hanım'ın merdivenlerine yattım bilirim ben. Yani polis adliye muhabirliğim sırasında çok hırslıydım. Çünkü 5 kere haber araştırmadan da ödül kazandım ben Türkiye'de. Uğur Mumcu ile ortak ödül alan tek gazeteciyim. Başka yok. Neden bunları o kadar bilmiyoruz? Çünkü öne çıkartmıyorum çok fazla. Okan Bayülgen bir kamera arkası yaptığı görüntülerde sizi gösterdi. Türkiye'de patladı yani. Patladı. Allah Allah, Yalçın abi diye biri var diye. Bu Böğren Muhsin'le galiba zaten. Şöyle oldu. Mesela. Okan Bayülgen benden sürekli program alıntı yapıyor. Ben bir gün buna bir elektronik posta gönderdim. Dedim ki Sayın Okan Bayülgen, o zamana kadar tanışmıyoruz. Üç seçenek: ya bir daha benim programımı alıntı yapma, ya benim programımı gel 5 dakika sun, ya ben geleyim senin programına 5 dakika konuk olayım dedim. 15 dakika sonra ayrıldım ben zaten stüdyodan, gittim. Orada bir açıklama yaptık, o da olay oldu. Haber oldu. Ama şimdi Okan Bayülgen'le böyle bir çeşitli ortaklıklarınız var, çok dost olduk, arkadaş olduk. İşte TV8'de o da başka bir televizyon ustası tabii. Yani. O da bir deha açık. Evet, söylüyorum. Gerçekten öyle. Yani kafa üretiyor. Mesela Destek İzlivaç programı benimdir. Formatı bana aitti. İlk ben maalesef evet, sizin kanalda başladı. İlk ben yani bir Ağustos ayıydı. Klasik bir yeni yayın döneminde ne yapalım toplantısı. Patron sıkıştırıyor. Biz hazırlık yapacağız. Projeyi önüne koydum. Kokuyu çok iyi alır bizim filastemenin sahibi ve işin içindedir. O da benim gibi yani. Biz de beraber yaşar. Ben nasıl insanlarla yaşıyorum? Gece yarılarına kadar işin başındadır. Kokuyu aldı o anda, başladı, ilk bizde başladı. Patladı gitti sonra. Keşke önermeseydim, keşke vermeseydim, buralara gelmeseydim. Onun gibi bir şey. Okan da öyle. Çok kafa hızlı üreten, pratik. Şimdi mesela Süheyl ve Besat Uygur'la beraber TV8'de tiyatro yapıyoruz biz. Oraya geleceğiz. Millet ama yıkıldı benim böyle çizgili pijamayla. Ben onu şimdi çok merak ediyorum. Çünkü sizin müthiş artık kabiliyetiniz giderek başka yönlere de kaymaya başladı. Ama böyle tabii her sunucunun zor anlara düştüğü yerler vardır. Hele sizin gibi bir programı yapıyorsa insan, birçok noktada çok zorlandınız. Benim kadar kimse zora düşmemiştir. Düşmemiştir. Bir görelim ne kadar zora düşüyorsunuz bakalım. Seve seve. Ayakla girmek. Ya gel ya, kızına sağ ol dedik. Ha? Efendim, ben gidiyorum. He? Ben gidiyorum. Ne oldu, nereye gidiyorsun ya? Bu konuları tartışmak istemiyorum ben. Evet, bir saniye. Bak şimdi. Kadın sana küçük bir şey atıyor böyle. Tehdit ediyor küçük bir şey, ben gidiyorum. Efendim, bu kızın nereye sen gittiğini biliyor. Sen buraya niye geldin? Bilmiyor. Ya sen buraya niye geldin? Efendim. Ya sen buraya niye geldin? Kızım arama. Ya kendimi öldürüp de sorumlu da seni bildirmezsen, bak biliyor dediğin için. Ya da biliyorsan şurada şuna kalkın. Sultan. Biliyor. Sultan Hanım, bir bakar mısınız? Alın sesi. Alın sesi. Sultan Hanım. Kadın gelin olduğu zaman Anadolu'da eve dönemez. Çoğu bölgede. Ne kadar enteresan hayat hikayeleriyle karşılaşıyorsunuz değil mi? Yani ben çok üzülüyorum. Ne oldu, nereye? Bu kız şimdi sığınma evinde, açıklayamıyoruz adresini. Yaşı 19. Kadın kaynana baskısı, işte kayınço denir. Onun baskısı Anadolu'da çoğu yerde olan bir şey. Bizim gerçeğimiz bunlar. Yani şöyle, şimdi biz Okan Bayülgen sayesinde Etiler Nişantaşı Türkiye'nin bir başka yüzünü öğrendi. Ben hiç garip karşılamıyorum. Gazetelerin hafta sonu eklerinde bir sosyetenin rezilliklerini görüyorduk. Benim program sayesinde Anadolu'nun rezilliklerini görmeye başladı insanlar. Hiç garip öyle mi yorumluyorsun? Aynen böyle yorumluyorum. Aynen böyle görüyorum. Ne farkı var? 70 yaşında daha enteresan hikayeler var. Evlenmiş, ip hediye etmiş. Çok böyle manşetlere taşınıyor. Anadolu'da başka şekilde koyun kaşlı, inek kaşlı kadınlar alınıyor, belli. Şu az önce izlediğimiz videodaki kadın geri dönemez. Niye biliyor musunuz? Evden çıkmış, bir daha babayın eve dönemez. Katlanacaksın, dayak diyeceksin, çekeceksin. Bunu kim değiştirecek? Göstere göstere mücadele ede ede. Meclisteki kadın vekiller bastıra bastıra. Komisyonlar kurulacak. Uğraşacaklar. Doğru. Böyle böyle değişecek. Kadınların okumasını sağlayacağız.
lafta değil. Yani Mustafa Sarıgül'ün çok sevdiğim bir sözü vardır. Yandan değil, candan diye. Candan bastıracağız. Gerçeklere kız çocuklarını okutacağız ki bu şu rezillikler yaşanmasın. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, Ali Bey soruyor. Yalçın Bey sorar mısınız? Hiç çileden çıkıp da dövesi geldiği bir konuk oldu mu diye. Yok, şöyle oldu. Çıldırıp böyle aa. Şimdi dedim ya, Türkiye'de hep böyle garip projeleri ben yapmışımdır. Yalan makinesi diye bir şey getirdik. Çok ciddi para verdik. Gerçek anlamda İsrail'de kullanılan, Amerika'da kullanılan yalan makinesi. Bildiğiniz gerçek yalan makinesi. Gerçek. Kablolar bağlanıyor, bilmem ne. Özel grafikler, eğitim aldım ben. Çok sevdiğim bir ajan kardeşim. Ajan gibi yani. Bayağı. Tabii. Çok sevdiğim bir kardeşim bu bir makinenin prospektüsünü Türkçe'ye çevirdiği, bize işte dersler verdi zaman zaman, toplantılara geldiği zamanları. Orada bir kadını bağladık biz makineye. Şimdi kadınların aldatıldığını öğrenmesi çok korkunç bir durum olduğunu ben orada bir kere de anladım. Adam canlı yayında kadına evet seni aldattım dedi. Onun görüntüsünü bulmuşlar. İzleyelim mi? Üstüne konuşuruz, daha güzel olur. İzleyelim. Alıyor reklamlardan sonra ben o gerçekle sizleri yüzleştireceğim. Kısa bir ara veriyoruz. Kızım kendine gel. Kendine gel. Kızım kendine gel. Bir kolonya getirin. Otur. Buraya bak. Yani şimdi ben izleyiciler şimdi sesimiz açıldığı için duyabilirler. Gerçekten bayıldı mı diye sordum. Bayıldı. Şöyle şimdi bu da işte bizim Türkiye'de bakın devletin olmadığını hiç kimse bana hikaye okumasın. Türkiye'de belli noktalarda devlet yok, hükümet yok, bakan yok, milletvekili yok. Ne yok? Şu kadıncağız normalde gelişmiş, gerçek anlamda çağdaş, batılı bir ülke olmuş olsak bu kadının sığınabileceği bir yer olması lazımdı. Türkiye'de yasalara göre belediyelerin kadın sığınma evi açma zorunlulukları var. Onun yerine otoparklar açıyorlar. Maalesef ki Türkiye genelinde 27 tane ya da işte 30 tane kadın sığınma evi var. Bu kadıncağızın çocuğu zihinsel engelli. Kocası çok lüks bir hayat yaşıyor. Marka ceketler, marka kıyafetler, bir restoran işletmecisi. Eve para getirmiyor. Birikmiş buraya kadar gelmiş. Yayın sırasında da aldatıldığını öğrenince kadın böyle paramparça oldu. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum. Bizim izleyiciler böyle seyrederken gülüyorlar buna. Yok, bunda gülecek bir şey yok açıkçası. Bir mikrodalga fırın düşünün. Bunun örneğini ben daha önce verdim. İçinde piliçler kızarıyor, tavuklar da oturmuş onları seyrediyor. Bizim yaptığımız program bu. İnsanlar kendi hallerine gülüyorlar. Yani evet. Aynı. Şimdi dediğiniz gibi mesela Böğren Muhsin olayında biz gülüyoruz ama aslında adam... O biraz komik, tamam da. Yani, ama yani adam öyle... Ama ben kadın olsaydım yani benim için bir erkek çıksa da bir televizyon kanalında böyle ve böyle hiç beklemediğiniz bir erkek var öyle. Yani biraz efemine falan olsa anlarım da bu şey böyle. Her taraf kullanışlı, maço, böyle bir Anadolu erkeği. Böyle her an saldıracakmış gibi bekliyorsunuz. Çıkıp orada karısı için şimdi bakın ilk kez bir şey açıklayacağım. Benim dayım tek başına öldü. Ölü bulundu. Beni Allah polisten aradılar. Et. Programda yayın arasında haber aldım. Ben fırladım gittim. Gazi Osman Paşa'da yaşardım. Kimseyle görüşmezdi. Ben de annemle konuşurdu sadece. Dayım öldüğü zaman cebinden bir mektup çıktı. Bakın, sararmış bir mektup. Hala saklarım. Ve Helga diye bir kadının resmi. Siyah beyaz resim çıktı. Hmm. 70 küsur yaşında öldü. 20 yaşına geldiğine göre demek ki 50 küsur sene bu resmi saklamış göğsünün üzerinde. Şimdi bazı erkekler böyle ama dayıma bakarsanız ben korkardım dayım. Kemikli suratlı böyle çok uzun böyle kocaman elleri olan bir adamdı. Meğer onda da bambaşka bir kalp varmış. Şimdi ben onu gördüm. Muhsin de öyle benim için. Ay şimdi o demek oraya geçelim. Mesela kadınlar mı daha duygusal? Bu söylediğiniz aslında biraz cevabı oluyor ama erkekler mi? Sizin gözlemlediğiniz mesela çok aşk hikayesi, çok dağılmış evlilik görüyorsunuz. Çok fazla. Veyahut da mesela şöyle de çevirebiliriz. Aldatma konusu çok tartışılıyor, çok biliyorsunuz. Kadınlar mı daha çok aldatıyor? 10 erkekten 9'u aldatıyor efendim. 10 erkekten 9'u. 9'u aldatıyor. Sonra da geceliğin çaktırmadan gidiyor, karısının koynuna giriyor. Utanmadan. Ahlaksızca. Maalesef ki işte bizim gittiğimiz bazı akşamlar toplaştığımız yerler var. İşte Çiçek Arif deriz. Arif abinin yeri vardır mesela. Sinema Sevenler Derneği var. Andon var. Buluştuğumuz elektrik mühendisi odasının açtığı yer. Oralarda ne yazık ki erkekler bir gün önce yaşadıkları ilişkileri bir gün sonra içki masasında meze yapabiliyorlar. Bunun içinde medya sektöründen çok ağırlıklı isimler var. Ne yazık peki, ki gerçek. Peki dedikoduyu daha çok erkek yapıyor değil mi? Kadınlara derler ya, kadın gibi dedikodu yapıyoruz. Ama erkeklerin daha zararlı. Ama benim elemanların çoğunluğu bayan.
Ben yetiştirdim hepsini. Onlar da görüyorum, seviyorlar böyle dedikodu yapmayı. Yani bir yere götürdüğüm zaman mesela haftada bir, ayda bir, oturuyoruz böyle. Hadi soluk alsın çocuklar diye. Çünkü benimle çalışması çok zor. Çok agresif çalışırım ben. Arada böyle soluk alıyoruz. O görüyorum ama erkekler dedikodu yapmazlar. Erkekler kendilerini methederler ve övmeyi severler. Övünmeyi severler. Egolarını tatmin etmeyi severler. Biraz erkeklerin dedikodusu öyledir.